bizimle beraber. Hoş geldiniz Efkan. Hoş bulduk. Ben şöyle bir geçsem mi acaba şuraya? Siz de hoş geldiniz bu arada. Ya Efkan, sen ne enteresan bir adamsın ya. Biz nasıl tanıdık Efkan'ı? Düğüne gidiyor Efkan. Kimin düğünüydü bu? Arkadaşının mı? Arkadaşımızın, sevdiğimiz bir arkadaşımızın düğünüydü. Allah mutluluklarını daim etsin. Amin, sen evli misin bu arada? Ben de yeni evliyim. Bir sene oldu. Ay yani... daha çok yeni. Bebiş falan var mı? Bir tane oğlum var. Neyi ara ya hemen? Üç aylık. Üç aylık da. En az üç çocuk. En az üç çocuk. Evet. Peki hayırlısı. Efkan düğüne gidiyor. Arkadaşının düğünü. Ama onun haber olmasını sağlayan şey düğünde taktığı şey. Nereden geldi aklına? Düğünde takı takmak deyince neyi kokoreç aklına geldi? Ya sürekli geldiğimiz gelen bir kardeşimdi. Ha. Ya o gün de hani bir espri olsun ya. Birbirimize esprimiz geçiyor. Ha. Dedim ne yapabilirim? Ne dedim? Bir kokoreç takayım dedim. Yenge biraz kokoreç sevmiyor. Yenge sevmiyor mu? Sen yengeye mi taktın, abiye mi taktın? Abiye taktım. Pişmiş miydi, çiğ miydi? Pişmişti tabii. Pişmiş miydi? Peki bize de şöyle bir keser misin bir taraftan tabii, da görelim. Tabii. Sonra hocamıza da sorular soracağım. Peki bu arada takımıyla gelmiş Efkan. Evet. Söyle bir biz de buradan selam söyleyelim. Tekirdağ Spor. Tekirdağ Spor'a da ya, selam olsun. Tekirdağ Spor'umuz zor günler geçiriyor. Niye öyle? Ya, pek spora destek olmuyor. İnşallah. O zaman biz buradan olmuş olalım. İnşallah, teşekkürler. Peki. Çok sağ olun. Hadi sen keserken bir taraftan. Tabii. Peki bu kokoreç taktın. Kaç kiloydu taktığın kokoreç? Kilo muydu? Kokoreç kilo değil ya. Yarım kokoreç taktım ama iyi kokoreç taktım. Kuzu kokoreç taktım. Kuzu kokoreç daha mı iyi oluyor? Tabii, çok çok iyi oluyor. Peki, biraz daha pişmesi lazım. Evet, biraz daha pişireceğiz. Değil mi? Sonrasında ha bir de onu öyle tavada pişiriyorsun. Ya normalde ızgaraya koyuyoruz öyle. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Biraz daha pişirdiğimiz zaman yaklaşık bir 40 dakika falan. Onu biraz çevirsen mi acaba? Tabii. Diğer tarafına. Peki, tabii kuzum gel sen yardımcı ol buradan. Peki, kardeşim. Şimdi bu kokoreç konusu enteresan ama senin konun da enteresan. Evet. Peki bu kokoreç taktın geline, damada. Evet. Nasıl tepkiler geldi sana? Ya çok çepslerim oldu. Ne oldu? Çepsim çok oldu. Her yerde dolaştı. İnternette, Instagram'da bayağı bir çepsim oldu. Bayağı bir konuşuldu. Yani işlerim daha çok arttı. Çok şükür. Peki bunu reklam olsun diye mi yaptın? Gerçekten hani para olmayabilir. O yüzden mi taktın? O gün biraz sıkıntım vardı yani. Hepimizin başına gelir. Altın takmak bazen yani, olmuyor yani. Zor oluyor. O güne özel bir sıkıntım vardı ama Allah'a şükür öyle bir şey yok ama espri olsun dedim ya. Ama ne kadar güzel espri oldu gerçekten. Ya damat zaten söylüyor ya altın bilezik taksam bu kadar konuşulmazdım diyor. Aslında sen onlara öyle bir şey yaptın ki belki de bu kadar haberlere ya da görüntüye çıkamayacakları kadar. Balayındalar hala beni arıyor. Abi ne yaptın sen bana ya diyor. Hala abi, tanıyorlar mı onları? Abi ne yaptın ya bana diyor. Hala arıyorlar beni diyor. Her yerden herhalde her yerden çıktı. Her yerde çıktı gerçekten. Evet, gerçekten. Ama biz şöyle algıladık. İnsanın gerçekten yüreği neyse duası yeter. İlle de parasının olmasına tabii gerek de. Yok yani. Tabii. Dua da çok önemli bir şey bizim için. Gerçekten. Bir şekilde. Aynen öyle. Peki sana gelip kokoreç taksalardı ne yapardın düğünde? Şaşırdım herhalde. Şaşırdım yani. Bir de sen kendin kokoreç. Bir de kendi kokoreç. Şimdi zaten kokoreç takmama gerek kalmıyor. Para takmama gerek kalmıyor. Herkes düğünümde kokoreç takmana diyor. Bana kokoreç getir diyorlar. Herkes düğünümde kokoreç tak diyor. Peki hocam siz de burada bulmuşken şimdi kokoreç tam da yanındayız ve nasıl kokuyor anlatamam. Kokoreç de yiyoruz. Seviyoruz da Türk milleti olarak yani pek çok kişi seviyor. Faydası var mı? Zararı var mı? Niye kokoreç bu kadar gündeme geldi? Şimdi efendim ne faydası var? Bu şöyle gündeme geldi. Bundan epey bir zaman önce Avrupa Birliği kriterleri nedeniyle yasaklanacak falan gibi bir şey söylendi ama tabii Avrupa'nın bu konuyla ilgili kendi tasarrufudur. Bizi ilgilendirmez. Herkesin kendi yerel beslenmesi var. Kokoreç de bunlardan biri. Bunun seveni var, sevmeyeni var. Evet, genelde severiz ama ben mantığını şöyle anlatayım size. Bu bağırsaklar neden ikinci... faydalı dediniz? Bağırsaklar ikinci beyin falan filan diye sürekli söyleniyor. Yani bazı lafları ediyorlar. Evet bunlar doğru ama bunun içerisinde bir mikroorganizma topluluğu yaşıyor. Bu yaşayan topluluğu dışarıda üretemiyorsunuz. Yani ben bunu alırım, kapsül yaparım. Millete hap olarak veririm diye bir kavram yok. O yüzden siz bundan aslında kendi bağırsaklarınızda mayalıyorsunuz. Peki bu şimdi hayvanın bağırsağı ya koyunun ya ineğin? Hepsi bakılmış efendim. Hayvanların bağırsak mikroorganizmaları, mikropları arasında insanla diğer hayvanlar arasında bir fark yok.
fark olmaması nedeniyle zaten böyle. Bu bizde 2000 yıllık, daha çok Ege bölgesinde bizim bu yöremizde bilinir. Dönerek pişirmek anlamından geliyor kokoreç. Koko cook demek, pişirmek. Rotsi rotasyondan geliyor. Döndürerek pişiriyorsunuz. Zaten bu temizleniyor. Yani bu özel bir iş. Peki bunun sıkıntısı hijyen kurallarına uymadığında mı ortaya çıkıyor? Hijyen kurallarına uymamak diye bir şey yok. Haklısınız, çıkabilir ama genellikle bu zaten özel bir takım işi. Yani kardeşimiz bunu yapıyor ama bunu aldığı yerde de bununla ilgilenen özel bir takım var. Yani oradan çıkmış olan bağırsağı hemen biri dolayıp şey yapıyor. Yani önce kesiliyor. Peki bir soralım, açılıyor, nasıl temizliyorlar? Onlar çünkü hazır alıyorlar efendim. Bunlar öyle mi? Soralım. Nasıl temizlendiğini biliyor musunuz? Ya biz özel alıyoruz. Zaten Tarım İl Müdürlüğü bunun üzerinde çok duruyor yani. Hani siz bunu böyle bu şey halinde mi alıyorsunuz? Tabii böyle bu özel, bize özel dondurulmuş olarak geliyor. Tabii yani. Dondurulmuş olarak geliyor. İçinde bumbarı, uykulu, yardanı, hepsi sözlü, var. Tabii içinde. İçinde ne var? Uykuluk var, bumbar var. Bumbar var, gerdan var, çöz var. Peki o yağlı olan kısmı neresi? Genellikle hayvanın iç yağını sarıyorlar. İç yağını sarmalarının nedeni o yağın fazlası akıyor. Gidiyor zaten. Yani bu o yüzden evde yapabilir misiniz? Yaparsanız da bu yağın fazlasını akıtmazsanız biraz yağlı olur. Yoksa aslında kendisi yağlı değil. Orijinal olarak da uykuluğa sarıyorlar. Uykuluk da o bağışıklık sistemiyle ilgili bez olduğu için antijen repertuarını veriyor. Kuzu kokoreci o yüzden kıymetli. Çünkü kuzuda bütün antijenler var. Koyundayken kapanıyor bir kısmı. İnsanda da öyle. Küçük çocukta var. O yüzden alerjiktir bünyesi. Büyüdüğü zaman kapanır bunlar. Ama siz kuzudan bunu transfer ederseniz kendinize, kendi repertuarınızı genişletiyorsunuz. Peki eğer devlet denetiminde yapılıyorsa artık hijyen kurallarının çok daha iyi işlediğini düşünebilir miyiz? Zahid Hanım, devlet denetiminde olsa ne olur olmasa ne olur. Devlet denetçisi de mutfağınızı devlet mi denetliyor? Yani hayır, kendi kurallarınız var. Hazır adı tabii ki ama başka türlü olmaz ki efendim. Bunun tabii riskine kim girecek? Kesinlikle, Allah korusun. Ya bunun özel mezbahada bir hazırlama timi var. O tim bunu çalışıyor. İşkembe için de geçerli, kokoreç için de geçerli. Yoksa orada kenarda bekliyor, onları da bir ara değerlendiririz diye bir şey yok. Esas olan bunların değerlendirilmesi. Bununla ilgili bir arkadaşımız doktora tezi yaptı. Ben de ondan okuyup öğrendim. Ve çok uzun süreden beri ve Hipokrat'ın notlarında bile var. Bunu yerseniz bağırsaklarınız var. Not rahatlar çok bağırsaklarınız diye söylüyor. Ha bu yıllar boyu böyle biraz geri plana itilmedi aslında. Ama şunu da söyleyeyim yani bu Türkiye'de bir sokak kültürüdür. Yani ben bunu yani evde kendim... Biz çok severiz ama evde bunu tabii böyle yapmamız mümkün değil. Aman yemeğin bir şey olur derler bazen. Yok, hiçbir şey olmaz efendim. Onun ötesinde yapacağım. Bakterilerden dolayı içindeki şu an zaten eskisi dolayı gibi değil. Şu an olay hakikaten belli bir düzene girdi. Eskiden belki biraz daha kaçak göçek yapılabiliyordu. Ama öyle artık değil. Öyle değil. Peki iki doktorum var yanımda. Yavuz Dizler'i dinlediniz. Elif Hoca'ya da sormak Elif Hanım, istiyorum. Elif Hanım kokoreç karşıtı lobiyi temsil ediyor. Öyle mi? Ben et yemiyorum. O yüzden bana bu çok daha şey geliyor. Yani peki tercihlerde et olmayabilir ama gerçekten zararı, faydası nedir? Ya şöyle, Yavuz Hocam'ın söyledikleri doğru. Sonuçta flora alıyorsunuz ama bu et yiyip yememek biliyorsunuz bütün dünyada, bütün kültürlerde bir tercih meselesi. Hayır, sonuçta et yemeyen ama bunu da yiyemez. Tabii ki. Ama gerçekten bunu yediğimiz zaman biz kendi floramızı tazelemiş mi oluyoruz? Eklemiş oluyoruz. Zaten floramızı biz bu iyi bir şey mi yani? Kendi floramızı yoğurtla, kefirle de zenginleştiririz. Dediği gibi ama şey işte hani dedi ya, repertuar kelimesini kullandı. O doğru ekliyor. Oradan da bir faydalı mikroorganizma bir tane bir şey değil. Hani bir sürü. Ama ben onu kefirden almayı tercih ediyorum. Yoğurttan almayı tercih ediyorum. Et yemeyenler için farklı seçenekler var. Ama eğer yiyorsanız ve kokoreç yerken aman acaba başıma bir şey. Mavileler yiyebilir mi bu arada? En hassas onların olduğunu bana düşünürsek. Göre yer. Bakın, bana bu göre de serotoninden zengin bir şey. Bağırsak genel olarak bu söyleniyor. Bunu ben zaten söyledim. Yiyenler de mutlu oluyorlar. Mutlu oluyor diye de bir şey söyledik. O da karşılık buldu. Evet, kokoreçe mutlu oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Bunun içindeki bakteriler çok geniş repertuar ve bu üretini yani anneden yavruya geçiriliyor ve bağırsakta yaşıyor. Başka bir yerde yaşamıyor. Siz bunu hani ben kokoreç yemiyorum onun yerine işte başka bir şeyden alırım derseniz o biraz hayal. Belki işkembeden alırsınız. Ama işkembeyle bağırsağın dinamikleri tamamen farklı. Onu bilin. İşkembeyi de çorbada yapıyoruz ama onu da çok pişiriyoruz mesela. Epey bir pişiyor. Pişmeyle alakası yok. Sütü yok, de kaynatıyoruz. Kaynattığımızda da faydalı bakteriler kalıyor zaten. Yine içinde biz kalıyor yani. Hastalık yapanlara. Onlar hassas çünkü daha çabuk ortadan kalkıyorlar. Şimdi bu kadar Yavuz Hocam'ın önünde bunu yaptık. Bir tekmil yapın da madem.
Hocamıza bir ikram edelim. Bu arada tabii çok güzel baharatlar da kullanılıyor. Evet. Valla doğrusunu isterseniz şu an arkadaşlarımız yesinler. Çünkü onun daha pişmeye ihtiyacı var. Ha, birazdan pişmesi lazım. Bunun pişmesi gerekiyor. Ha. Bu sabah şeyiyle geldi. Bunu şey daha içine miyiz? İşlemedi. Doğru çevirebilir miyim? Yavaş yavaş ha. Pişmesi gerekiyor. Ha, yavaş yavaş. Tabii yavaş yavaş. O böyle yağın fazlası akacak. Kömür ateşinde olacak bir şey değil. Yani. Yavaş yavaş, evet. Onu önden ya zaten takacak olanlar akşam mesela diyelim ki piyasaya çıkacaksa o onu 5'te 4'te takıyor. Yavaş yavaş pişe pişe. Akşam 7'de 8'de millet geliyor. Bu sokakta böyle kenarda ha. Giderken yemeğin üstüne de yiyebileceğiniz aperatif bunlar. Peki biraz daha pişsin de sonra Efkan'dan rica edelim stüdyoya gelip misafirlerimize en azından ikram etsin. Herkesin canını istedik. Hepsine... Ne olur özür diliyorum. Hamileler vardı, canları istediyse haklarını helal etsinler. Ama program konusu bu olduğu için ve bu da gündemde olduğu için. Bu arada bir şey daha gördüm şimdi. O ekmeğin de kenarları hafif yanık. Özellikle. İşte o doğrusunu isterseniz biraz şey, normalde bu kadar değil. Şu an harlı ateş var. Arkadaşlarımız evet. Hızlı yapmak zorunda tabii, doğru, kaldıkları doğru, için. Yoksa bu için. İş sabah 5'te başlanırsa evet. Kıvamına ha, gelir. Yavaş yavaş yapılırsa yani daha güzel. 2 saat önce başlayınca mecburen böyle olacak. Kusurumuza bakmasınlar. Peki. Ama baharat evet, baharat ilaç, ilaç baharatlar da ekleniyor. Değil mi? Asıl bunlar baharatlar, zaten. Baharatlar ilaç. Hoşluk veren şeyler. Ay sabah.